olacağı bir teklifte bulunmaz filmi. Her ne teklif edecekse bundan mutlaka kazancı olmalı. Asıl soru şu. Bu işten bizim kazancımız ne olacak? Sultanın casusu da orada olacaktır. Ben gerekli tedbirleri alacağım. Sevgili dostum Philip. Sen olmasan işimiz gerçekten çok zor. Hizmetlerin için sana minnettar olduğumu bilmeni isterim. Öyle değil mi Maria? İşte hanın en çalışkanı geldi. İşler nasıl Cazgır? İşler olmasını istediğiniz gibidir. Yanlış giden bir iş varsa da deyin düzeltelim. İşte aradığım sadakat ve zeka. Sevgili kardeşim Cazgır. Bugün dinlen. Keyfine bak. Dilediğin kadar şarap içebilirsin. Bunu hak ettim. Çalışırken içmem seni. Vakti gelmeden de işimi bırakmam. Akıl kalıba sığmayacak kadar büyüktür sevgili kardeşim. Görünüş aldatır. İnsanları iyice tanımadan güvenmemek lazım. Kimler teşrif etti aramıza? Seni karnın açtır şimdi. Turgut Bey yiyecek bir şeyler hazırlasınlar. İyi Turgut Han. Artık bizden birisin. Tahsilat nasıl gitti? Umarım zorlanmamışsındır. Bir zorluğu yoktur. Altınları Filip'e teslim ettim. Bana bundan bahsetme de Filip. Vakit olmadı Simon. Neyse. Yarın zorlu bir gün olacak. Size afiyet olsun. Babasının menziline varmak için akşama kadar koşturdu durdu ana. Elinden tahta kılıcı hiç düşürmedi. Ertuğrul Bey gibi bir yiğide de böyle bir evlat yakışır elbet. Ben derim ki... büyük kilimlerde Selçuklu damgalarını görelim. Belki kenarlara kuş motifiyle hayat ağacını ekeriz. Selcan Hatun'la söylediklerine hiç inanmamıştık. Ama o
başımızdan eksik etmesin ana. Ver kızım. Rabbim inşallah sana da soyunu soylayacağım, boyunu boylayacağım. İyi birini çıkarır karşına aslan kızım. Neşeme hayvan. Hoş geldin. Hoş gördük ana. Hoş geldin beyim. Hoş gördük hayatım. Müsaadenizle sabah gün dolmadan kalkacağız. Yatsam iyi olur. Hayırlı geceler. İşlerinizi hali yoluna koydunuz mu Aslı Anad? Halime Hatun sağ olsun. İşler başlamadan yolun yarısını aldı bile. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Senin yağ gibi gergin görürüm Halime Sultan. Bir derdin mi var? Sadece işimi en iyi şekilde yapmak isterim beyim. Çok şükür başka da derdim yoktur. Aslan Hatun'a her baktığında o güzelim kaşlarının neden çatıldığını görürüm Halime. Bir diyeceğin mi var? De ki bileyim. Sabahlar olsun Simon. Sana da Turgut abi. Ben gayretliyim. Benim gözümde her zaman yiğit bir savaşçı olacaksın. Hayırdır? Yolculuk uzun herhalde. Sayılır. Eski bir dostumu görmeye gideceğim.
Dilerseniz ben de size eşlik ederim. Sağ ol. Ben giderim. Dün çok iyi iş çıkarmışsınız. Bugün dinlen. Döndüğümüzde konuşacak çok şeyimiz olacak. Müsaaden varsa yola çıkacağım beyim. Ticaretin iyi geçmiştir inşallah Hasan. Çok şükür. Hem kazandık hem kazandırdık ahali. Eyvallah. Dilediğin vakit babama gelebilirsin. Bizden bana gerek yoktur. Eyvallah beyim. Eyvallah. Selametler. Ziyarete giderlermiş. Peki neden orası? Diğer günler tekinsiz diye kimse oraya gitmezmiş beyim. Gizlice buluşmak için iyi bir yerdir. İmdi yola çıkarsak etrafı kuşatabiliriz beyim. Hayır Dündar. O vakit tuzağa düşebiliriz. Aklından ne geçer beyim? Eğer nasıl çıkacağını bilmiyorsan o deliğe girmeyeceksin Dündar. Ağlayan kayaya onlar da tedbirsiz gitmeyeceklerdir. Ne de olsa Konya'dan gelecek olan casusu dört gözle bekledikleri belli. Beyim, biz oraya nasıl varacağız? Kimsenin tahmin etmediği bir yoldan gideceğiz babamsa. Bu deliği kullanacağız.
size söyleyeceklerimi Doğan'a bir bir anlatasınız. Bu dereyi kullanacağız. Dereden gelirken alplerin bazıları ormanın içine sızacak. Mutlaka onların adamlarından burada bekleyenler olacaktır. Oğlanın avratları nerededir? Yoldalar. Birazdan gelirler. Sen ne düşünürsün beyim? Tutmuş bey olmayaydı. Bunların hiçbir tanesi olmayacaktı. Uğursuz ihtiyar. Babama laf taşıyarak her şeyi mahvetti. Önce Aliyar. Ardından Ertuğrul. Nihayetinde de Simon'un 250'ü. Hepsi belasını bulacaktır beyim. Sen yeter ki dik durasın. Dişimizle, tırnağımızla kurduğumuz bu kilimhaneye kimsenin avrını anlatamayacak. Gayrı. Ortaklık başlamadan bitti. Adalesin Halime Hatun. Çok şükür öyleyim. Lakin hiçbir şey kolay değildir Aslan Hatun. Biz bu yuvayı kurmak için çok bedel ödedik. Sen niye Yemdiye'deki bir yuva kurmadın? Dün akşam da konuştuk. Dilersen kayınbabasından biriyle nikah yapmana vesile olur. Anam vefat ettikten sonra abilerimi ve babamı hiç bırakmadım. Onlara hizmetini gördüm. Biriyle nikah yapacak olsam bile babamın obanın dışından başka birine razı geleceğine hiç sanmam. Haydi hatunlar, toparlanın, yola koyulalım gayrı. Thank you.
yakınlara eşkıyalar saldırdı. Görün görmez haber vermek için atımı buraya sürdüm. Yakut, hemen obaya git. Ahvali bilir. Yardım yollasınlar. Emrin abi. Bazen siz yapacağınızı biliyorsunuz. Eyvallah abi, eyvallah. Ya, ya. İstersin dinler. Daha kaç defa obaya dönmeyeceğimi diyeceğim size. Anlatmışlardı yanmaz. Lakin doğruymuş. Babası iki tane Turgut. Obasına ve beyni ihanet etmiş ha? Ne yapmamızı istersiniz?